Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün Çiliz analizi yapacağız. Çiliz düşmeye devam edecek mi? Nereden destek aldı? Nerelere gidebilir? Hedefi neresi? Bütün formasyon bozuldu mu? Bunları konuşacağız arkadaşlar. Öncelikle söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Kesinlikle benim videolarımı izleyip alım satım yapmayın arkadaşlar. Ben hali hazırda elinde tutup zaten satın almış yatırımcılar için analiz yapıyorum arkadaşlar. Şimdi Çiliz'e bakacak olursak arkadaşlar, gayet sağlam bir Bitcoin sayesinde sağlam bir düşüş sergiledi arkadaşlar. Şöyle önce 4 saatlik, sonra günlük bazda, sonra da haftalık bazda bir bakacağız arkadaşlar. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin, fikir sahibi olun. Evet arkadaşlar, çizgilerimi açtığımda Çiliz bir yükselen kanal içinde gidiyor, gidip geliyordu arkadaşlar. Bitcoin sayesinde bu kanallar, yükselen kanalımız kırıldı. Yükselen trendimiz de kırıldı bu arada. Şimdi arkadaşlar 4 saatliğe baktığımda, 4 saatlik bazda önümüzde bir direnç oluştu arkadaşlar. 34 sent direnci. Ve burayı kırması lazım arkadaşlar ve üstünde tutunması lazım yeni yükselişin gelmesi için. Hedefimiz biliyorsunuz ki 1.20 sentti arkadaşlar. 1 dolar 20 sent hedefimiz vardı Çiliz'de. O şu anlık biraz uzadı arkadaşlar. Bunu da bilginize sunuyorum. Yeni yükselişlerin gelmesi için 34 sentin üzerinde bizim kapanışlar yapmamız lazım. Geçenki düşüşte nereden destek almış arkadaşlar? Nereden tepki almış? 24 sentte desteğimiz vardı arkadaşlar. Oradan destek almış, bir retest yapmış gibi duruyor şu anlık. İnşallah devamı gelmez bu düşüşün. Ve oradan tepkisini almış, bir yükseliş yapmış ve 34 desteğimizi kırmış, altında kapanışları yapmış ve orayı bir retest yapıyor. Bizim oranın üstüne atabilmemiz için bizim yeni yükselişler beklememiz için oranın üstünde kapanışlar gelmesi lazım. Oranın üstünde kapanış gelirse ilk hedefimiz 42 sent olur arkadaşlar. Bu mor çizgilerimiz 4 saatlik bazdaki oluşan dirençlerimiz arkadaşlar. Şu anda her şey negatif olarak görünüyor Çiliz'de. 27 sente kadar düşme potansiyeli var şu an. 34 bandının üstünde, 34 sent bandının üstünde kapanışlar yapamazsa. Şöyle günlük baza geçelim arkadaşlar. Günlük bazda da arkadaşlar yükselen kanalımızın dışında olduğu görünüyor. Şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Sıkıntı değil de yani sıkıntı olabilir gibime geliyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şurada bir sarı çizgimiz var. Bizim gerilerden gelen yükselen trendimiz. Yükselen trendimiz arkadaşlar ne zaman? 7 Eylül'de kırılmış arkadaşlar ve düşüş trendine girmiş. Sonra yavaş yavaş toplamış. Yeniden yükseliş yapmış burada. Burada bir yükselen trendimiz daha oluşmuş. Şimdi sıkıntı olan bölüm, bu zamana kadar yükselişler hep bu geriden gelen, ezelden beri gelen yükselen trendi test miydi arkadaşlar? Retest miydi? Bakın burada kırıldığından beri, 7 Eylül'den beri kırılmış. Hiç daha oraya retest yapmamış. Ve önümüzdeki yükseliş sürecinde de tam böyle 61 sent direncimize tekamül ediyor arkadaşlar. Bu yükselen trendin olduğu konum. Oraya da tam da, yani tesadüf olması imkansız, tam da oraya retest gelmiş ve yeniden düşüş dalgasına girmiş yavaş yavaş. Ve buradaki şu anda sonraki ne zaman oluşan 30 Eylül'de oluşan yükselen trendimizi de arkadaşlar yeniden kırmış. Ve altında kapanışlar gelmiş Bitcoin sayesinde. Şimdi buraya bir retest gelebilir. Ama biz günlük bazda bu yükselen kanal içine girip burada devam edemezsek yükselemeyiz arkadaşlar. Bu kanalın içine tekrardan girmemiz lazım bizim. Böyle sağlam yükselişlerin gelmesi için. 4 saatlikteki hedefimiz de 34 sent. Yani kısa vade yükselişlerin gelmesi için arkadaşlar. Oranın üzerinde, 34 sent üzerinde kapanışlar yapmamız lazım. Şimdi Çiliz'de hedef vermiştik günlük bazda. Peki bu hedefler yalan mı oldu? Hayır arkadaşlarım. Bakın haftalık bazda hala devam ediyor. Sadece biraz uzadı. Biraz işimiz uzadı hedefine gelmesi.
formasyonu tutması biraz uzadı. Bakın haftalık bazda hala her şey devam ediyor arkadaşlar. Daralan üçgenimiz var. Ne zaman ucuna gelir? Yani şimdi tahmin bunlar tabii ki. Buradan da yükseliş gelebilir ya da düşüş de gelebilir. Ama biz şurayı tam üçgenin ucunu hedef almak zorundayız arkadaşlar. Bakın 18 Nisan'a kadar vaktimiz var şu an. Ne zaman mesela arkadaşlar bizim 27 sent altında kapanış yapmamamız lazım. Yani 24 sentlere düşmememiz lazım. Bizim formasyonumuzun gerçekleşmesi için. Buralarda düşüş gelmezse arkadaşlar formasyonumuzun gerçekleşeceğine inanıyorum açıkçası. Bakın tam ne zaman mesela ucu ne zamana geliyor? 2 Mayıs. Yani 9 Mayıs diyelim. 9 Mayıs ve 18 Nisan arası patlama gelebilir Çiliz'de haftalık bazda. Şu anda zaten ortalık mahvolmuş durumda. Ayın 15'ini bekliyor herkes. FED ne diyecek? FED toplantısı var. Bakalım neler olacak. Yani bir de tepe fiyat var arkadaşlar. Bakın Çiliz'de tepe hedefim var benim. Bunu farklı analizlerle yaptım tepe hedefimizi. Arkadaşlar bizim biliyorsunuz ki ta 0.1'lerden 94 sentlere 98 sentlere bir Çiliz'de sıçrama olmuştu geçtiğimiz sezon. Ve orada bir yükselen trendimiz olmuştu. Bakın burada ne güzel. Kırdığı yükselen trendi tekrardan retest yapmıştı. Yeniden düşmüş. Yeniden düşmüş. Şimdi ora kırıldığından beri oraya bir retest gelmedi arkadaşlar. Bakın yükselen trend. Ana yükselen trend. Kırıldığından beri oraya bir retest gelmedi. Eğer ki oraya bir retest gelirse arkadaşlar. Mesela diyelim 9 Mayıs'ta yükseliş başladı diyelim. Eğer ki oraya da reteste giderse şöyle bakalım. 9 Mayıs'ta arkadaşlar 12 dolar olma ihtimali var Çiliz'in. Tabii bu uzun vade. Biraz 4-5 aylık bu muhabbet. İnşallah gelir diye düşünüyorum. Hedef, ana hedef 12 dolar. Bakın haftalık bazda işleyen üçgen formasyonumuzun hedefi de arkadaşlar neresiydi? 1.29 sent. Bakın tam da kanal içine denk geliyor. Bakın bu kanalın üstüne atıp böyle değil de böyle yukarı doğru değil de kanalın üstünde gidersek daha sağlıklı olur ve yavaş yavaş hedefimize gelir üçgen formasyonumuzun. Ama biz bu kanalın içine girmeden günlük bazda günlük kapanışlar gelmeden bizim bir yükseliş konuşmamızın hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Bakın kırdık. Şimdi bu kanalın burada da bir yükselen trendimiz var zaten. Orada kırıldı ve orayı bir retest yapacak. Retest yaptığında içine girersek içinde günlük kapanış gelirse çok güzel olacak arkadaşlar. Gelemezse sıkıntı. Sürekli düşeriz. Şimdi genel bir özet geçmek gerekirse haftalık bazda üçgen formasyonumuzun hedefi işliyor arkadaşlar. 1.29 sent. Ana tepe hedef. Gelmesi en zor olan hedefimiz de arkadaşlar ta geriden gelen yükselen trendimizi 9 Mayıs'a kadar bir teste giderse kırıldığından beri hiç test yapmamış çünkü orayı retest yapmamış. Eğer ki teste giderse 12 dolar gibi bir büyük hedefimiz var Çiliz'de arkadaşlar. Tepe hedef. Tepe hedefimiz 12 dolar. Ama biz neye bakacağız? Biz tabii ki formasyonumuza bakacağız. Formasyonumuzun hedefi geldiğinde %80 %90 kar satışı yapıp içeride bırakıp öyle devam edeceğiz. 12 dolara gelmesini arkadaşlar. Tabii size de bunu yapın demiyorum. Herkes kendi stratejisini uygulasın. Artık nasıl yapıyorsa. Ben sadece burada bir neler olabileceğini öngörmeye çalışıyorum ve bir fikir sahibi olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, umarım anlamışsınızdır. 4 saatlik bazda bir RSI'mıza bakalım arkadaşlar. Çiliz'de alım bölgesine girmiş mi? Evet. Şu anda tam 30'da. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Bu 30'a geldiği zaman alıyorduk. 80'e geldiği zaman satıyorduk. Buralarda ufak alımlar gelebilir arkadaşlar. Tekrardan böyle aşağı doğru sarkıp yeniden de çıkabilir. Çünkü buralar alım noktası arkadaşlar. Bakın. Buralarda aşırı alım yaparlar.
Yani ne oluyor? Buralar aşırı, normalde aşırı satım bölgesi. Tam ters işler arkadaşlar bu. Aşırı satım bölgesi olur. Millet işi bilenler buralardan toplar. Buralarda satar arkadaşlar. RSI'de 80'e gelince satar. Yani zaten buraya çıkana kadar yine kârda oluyor. 48-50 arası satar. Satışlar gelebilir. RSI bize bunu gösteriyor arkadaşlar. Bizim stratejimiz de arkadaşlar, 30'a geldim mi alırız. 80'e geldim mi satarız. Bakın. Burada mesela bak 28'e gelmiş. 28'de almışlar. Gemiyi doldurmuşlar. Çuvalları doldurmuşlar. Bir çıkış sergilemiş arkadaşlar. Nereye kadar? 70'e kadar. Bak buranın satışı 70'te gelmiş. Ondan sonra söyleyecek bir şey var mı şu anda? Şu anda hiç söyleyecek bir şeyimiz yok kısa vadede arkadaşlar. Bizim kısa vadede yükseliş beklememiz için 34 sent üstüne atması lazım. 42 sent de satışların gelmesi lazım kısa vadeciler için. Önümüzde zaten ana yükselişler ne zaman gelir? Ana yükselişlerde 53 sentin üzerine çıktığımız zaman ve bu kanalın içine girdiğimiz zaman gelebilir arkadaşlar. Evet, Çiliz'de söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Herkes Allah'a emanet olsun. Herkes toplu ilerlesin. Zararda olanlar beklesin veya ekleme yapsın. Alım noktası neresi arkadaşlar? Burada 34 sent üstünde günlük kapanış gelirse alım noktası olur. 27 sent. 24 sent. Desteklerimize de gelirse arkadaşlar buralarda alım noktası olur. Yani alım noktaları buralar. Bu ortada alım yapılmaz arkadaşlar. Size söyleyeyim bakın bu ortada alım yapılmaz. Çünkü buradan düşer, zarara girersin. Buradan kırar, kıramaz, yine zarara girersin. Yani ne yapmak lazım? Burada buranın kırılıp günlük kapanış yapması lazım ki he desin. Yani yükseleceğiz. Yükselme potansiyeli daha yüksek. 42 sentte ben satarım diyecek kısa vadeciler. Ama burayı kıramazsa gidip gelip kıramazsa yeniden düşecek buralara. Bollinger bandını açıyorum. Bollinger bandını da şu anda en alt çizgisi kırılmış durumda arkadaşlar. EMA 9'umuzda. Evet, EMA 9'umuzda kırılırsa hedef neresi olur arkadaşlar? Orta bant olur. Orta bantta 37 sent yani 34 sent direncimiz kırılmış oluyor. Eğer ki buralarda kapanış gelirse bir sonraki hedefimiz arkadaşlar neresi olur? Bir üst bant olur. Orada nereyi gösteriyor? 46 sentleri. Yani her şey bizim asıl yükseleceğimiz yer arkadaşlar aslında Bollinger bandının üstüne atmamızdan sonra başlayacak. Ama bu destek de önemli tabii ki. 34 sentte de desteğimiz var. Desteğimiz olmuş olacak. Kırılırsa. Şu anda direnç halinde. Evet, bakalım arkadaşlar neler olacak. Şu anda gerçekten çok negatif bir hava var. İnşallah söylediklerimi anlamışsınızdır. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bana destek olmak için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkes Allah'a emanet. Görüşürüz. Haftalık bazda Çeliz'de hedeflerimiz devam ediyor arkadaşlar. Son hızla devam ediyor. 1,29 sent. Tepe hedefimiz 12 dolar. Bunları unutmayın. Görüşürüz.